Arkadaşlar selamünaleyküm. 2013 model 1.3 Multijet Euro 5 motor lineamız geldi. Egere temizliği için hazırlığa başladık. Şimdi açalım bakalım egere ne durumda çıkacak. Ben söktüm, beraber açalım. İlk olarak boğaz kelebeğinin hali, egerenin hali. Nasıl, egere beklediğin gibi mi? Dolmuş tamamen. Şimdi komple bütün kursağı sökeceğiz. Bakacağız. Yani aracın hava almaya bir yeri kalmamış arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu kadar kenardan almaya çalışıyor. %30 havayla gitmeye çalışıyor. Araçta çekiş sıkıntısı da zaten varmış. Bakalım bunlardan sonra nasıl rahatlayacak? Nefes alışı nasıl değişecek? Hepsini göreceğiz. Söküp yıkayalım. EGR borumuzun hali tamamen tıkalı. Bir tek şurada küçük bir delik kalmış. Onunla ne kadar çalıştığı belli değil. Şimdi komple temizleyeceğiz. Tertemiz yapacağız. Bununla beraber map sensörü falan da temizlenecek. Onlar da bu halde çıkacaktır eminim. Bu askeri bir de temizlenecek. Basınç sensörünün hali. Tamamen bu da tıkalı. Kodunu da göstereyim şöyle. Belki arayanlar olur kodunu. Orijinal kodu bu arkadaşlar. Bu da temizlenecek. Buna kesinlikle fırça vesaire bir şey sürmeyin. Ya da tornavida sürülmez arkadaşlar. Bir şey tut abi. Arkadaşlar görsünler. EGR demin tamamen doluydu. Bakın bu şekilde arkadaşlar, deliklerinin olması lazım. Az önce deliklerin hepsi kapalıydı. Boğaz kelebeğinin de temizliğini yaptım. Gördüğünüz gibi çok az bir şey. İs gibi olan kurumu kalıyor. Yani onu isteseniz de çıkaramıyorsunuz. Tiner vesaire hiçbir şey ifade etmiyor. Belli aralıklarla temizlendiği zaman o da daha güzel temizlenir. Daha randımanlı olur arkadaşlar. Şimdi biz boğaz kelebeğini de takalım. Daha sonrasında bilgisayarda verileri sıfırlayıp bir kontrol edelim. Test başarılı oldu. Şimdi diğerlerine de bakacağız. Aracımızı teste çıktık. Şu anda yapıştırıyor. Ama araçta şöyle bir işlem yaptık arkadaşlar. Şimdi ilk bir temizliğini yaptık. Sinan arkadaşımız bize dedi ki hani böyle bir EGR hatası falan vermiş dedi. Biz onu bilmeden girdik işin içine. Dedim bak EGR belki dedim düzelmeyebilir. Ama dedim her halükarda EGR iptal etsek bile temizliğini yapmak zorundasın. Ki onu yapacağız. EGR hatasını da bilgisayardan bir arkadaşımıza kapattırdık. Yani EGR'yi tamamen iptal ettirdik. Araçta yine bir çekiş düşüklüğü oldu. Biz de EGR'yi iptal etmeye karar verdik. Yani ayrıyetten açık kaldığına kanaat geldik. Şu anda aracın tepkimeleri nasıl? Mükemmel. EGR iptalinden sonra araç tamamen mükemmel bir şekilde çekiyor. Şimdi bir de bilgisayara bağlayacağız. Eskiye dair hataları sileceğiz. İnşallah her şey yoluna girecek. Aracımızı gönderiyoruz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmuyoruz arkadaşlar.